Ben Türkmen'in Türkiye, Irak'taki Türk'üm ben. Senin ile aynı soy, aynı Necip ırkım ben. Bin yıldır burada dönen sana ait çarkım ben. Senin gibi ben de ta Oğuz'dan geliyorum. Ya yetiş imdadıma, ya artık ölüyorum. Asya'dan çıkıp gelip edinince bu yurdu, petrol ne bilmiyordum, dünya da bilmiyordu. Altından petrol çıktı, bütün dünya kudurdu. O gün bugün dünyanın hedefi oluyorum. Ya yetiş imdadıma, ya artık ölüyorum. Ne zaman ki petrolün tam farkına vardılar, üşüştüler başıma, hep yanımı sardılar. Beni senin bağrından çektiler, kopardılar. Anasız kuzu gibi durmadan beliyorum. Ya yetiş imdadıma, ya artık ölüyorum. Ben Türkmenim Türkiye, her yanım yara yara, petrol gibi talihim, petrolden daha kara. Çok yoruldum ay kardeş, hele var ya bu ara, boğulmak üzereyim, zor nefes alıyorum. Ya yetiş imdadıma, ya artık ölüyorum. Beni sensiz bulunca dedim ya, kudurdular, kuduranlar sanma ki sadece yavurdular. Beni asıl sırtımdan bindaşlarım vurdular. Benim suçum Türk olmak. Ben bunu biliyorum. Ya yetiş imdadına, ya artık ölüyorum. Bugüne dek dayandım. Takatten düşüyorum. Ölümlerle doğuyor. Ölümle yaşıyorum. Nasıl böyle duyarsız olursun? Şaşıyorum. Bir bildiğin var diye teselli oluyorum. Ya yetiş imdadına, ya artık ölüyorum. Kayıp etmedim asla umudumu hiç kayıp. Hep yolunu bekledim günleri sayıp sayıp. Bıçak artık kemikte, durumumu anlayıp. Geleceksen gel, gel, gel. Gelmeni biliyorum. Ya yetiş imdadıma, ya artık ölüyorum. Irak'ı uzak sanma, ben hemen dibindeyim. Farz et ki Emingil'de veyahut dibindeyim. Az elini uzatsan vallahi cebindeyim. Kardeşimsin kardeşim, kapını çalıyorum. Ya yetiş imdadıma, ya artık ölüyorum. Soruyorum cevap ver. Söyle bana baş mısın? Söyle ki Arif benimle kardeş misin? Özün yoksa kara taş mısın? Taşsan eğer seni de defterde siliyorum. Ya yetiş imdadıma, ya artık ölüyorum. Sayın dostlar, kıymetli şiirseverler, tv262.com'da Eyüp Yüce'yle Geceye Mısra Düştü programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Sayın dostlar, programımızı bir Ozan Arif şiiriyle açtık. Ozan Arif'e buradan selamlar ederken, biliyorsunuz günlerdir Halepçe'de, Halep'te, Türkmen Dağı'nda aylardır devam eden bir Türk katliamı var. Oradaki Müslüman Türklere de selam olsun, kazanız mübarek olsun diyelim. Allah yardımcınız olsun. Konuklarıma dönmeden önce rutin olarak programımızla ilgili birkaç bilgi aktarayım. Daha sonra konuklarımıza döneceğim. Saygılar dostlar, programımız bir internet yayınıdır. www.tv262.com'dan şu anda canlı yayınlanmaktadır. Daha sonraki günler, yarın öğleden sonra tekrar verilecektir. Şu anda canlıdır. Programımıza mesaj göndermek isteyen, dostlarımdan yani konuklarımdan veya benden şiir istemek isteyen, programla ilgili görüş belirtmek isteyen dostlarımız Facebook üzerinden benim sayfama, yani Yüce sayfasında bu programın afişi var. O afişin altına görüşlerini yazabilir. Konuklarımdan veya benden şiir isteğinde bulunabilirler. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum ve bira bismillah diyerek konuklarıma dönüyorum. Sayın dostlar, bu akşamki konuklarımın ilki Zeynep Berre Tunca. Genç bir kardeşimiz, bir lise öğrencisi. Biraz sonra kalemini göreceksiniz. Benim gibi kalben alkışlayacaksınız. İkinci konuğum Halil Uzuntaş, yazar, şair. Birazdan onun da güzel şiirlerini, güzel sohbetini dinleyeceksiniz. Kardeşler hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ben şiir yazmayı severim. Lise öğrencisiyim. Kocaeli'de oturuyorum. Bunun dışında Türkçe derslerini seviyorum. Yani tanıyacağınız. Kocaeli'de nerede oturuyorsun? Gölcük'te oturuyorum.
Çok güzel. Gölcük'teki dostlara selam olsun. Gölcük'te çok sayıda kalem dostumuz var, şair dostumuz var. İnşallah ilerleyen bölümlerde daha da sohbet ederiz. Şimdi Halil İbrahim'i fazla bekletmeyelim. Evet, Halil Uzuntaş kitabın önünde. Halil Uzuntaş kimdir? Oradan başlayalım. Hocam, Halil Uzuntaş Zonguldak doğumlu. Trabzon memleketi. Aslında kendimi burada anlatırken şiirlerimle ve çıkardığım kitapla bir bütünleştirerek anlatmak istiyorum. Çok küçük yaşta şiire sevdamız başladı diyelim hocam. Çok küçük yaşta başladıktan sonra zaman ilerledikçe devamlı okuduk, devamlı yazdık. Şiir artık bir tutku haline geldi bir yerden sonra. Yaklaşık 22 yaşına kadar tamamen şiir üzerinden yürüyen bir şey oldu. 22 yaşından sonra, askerden geldikten sonra bir şiir kitabına ön söz yazacakken oturdum, ön sözü yazdım. Ardından ön sözü bitirdikten sonra ya bu kitabın, bu şiirlerin bir hikayesini yazayım dedim bir de. Bir 10-15 sayfa bir hikayesini yazayım dedim bu şiirlerin de bir anlamı, daha büyük bir derinliği olsun diye. Hikayesini de yazarken ya bu niye roman olmasın dedik ondan sonra hocam. Ondan sonra romana tekrar geliştik. Roman kısmı çok zorladı bizi, çok yordu. İlk kitapta acemiydik. Araştırdık, çalıştık, kendimizi geliştirmeye çalıştık. Yaklaşık 2-3 yıl içinde kitabı bitirdik hocam. Ondan sonra 1-2 yılda kitabın üzerinde ötüşler yaptık, deneme baskıları yaptık, insanlara dağıttık. Onlardan aldığımız eleştiriler sonucunda kitabın üzerine tekrar gittik, tekrar bir düzenlemeye girdik. Kitap Ekim ayında piyasaya çıktı. İsterseniz şöyle bir göstereyim. Kameraya gösterebilirsiniz buraya. Ölümse Beyin de Götür kitabı. Ve tabii romanı çıkartırken şiirlerimize de haksızlık etmek istemedik. Kitabın içinde şiirlerimiz de olsun istedik. Yani sadece konu aralarında değil de karakterlerin hayatlarına şiirleri uydurarak, yani şiirlerin içindeki anlamları karakterlerin dünyasına yansıtarak kitapta sunduk. İnşallah yani şu an gelen tepkiler çok iyi. Yani ilk baskı şu an bitmek üzere. Halil Uzuntaş böyle hocam. Ne diyelim, edebiyat yolunda yolun açık olsun, okurum bol olsun, kazancın bereketli, bereketin daim olsun. Allah razı olsun. Şimdi birer şiir ister dinleyicilerimiz. Zeynep'ten başlayalım, bir şiir okursun herhalde. Bence önce Halil abimiz okusun. Biz öyle de bacılara mi? Öncelik verelim. Hanımlar. Buyurun. Peki, başka bir yazardan okusam olur mu? İstediğinden, nasıl istersen. Halil abinin şiirlerine değinmek istediğim konuyla başlamak istiyorum, tasavvuf olarak. Ve ben tasavvufu da başka bir yazardan anlatmak istiyorum ayrıca. O yüzden önce evet okumak istiyorum. Asaf Halet Çelebi'nin bir şiirini okumak istiyorum. Dinliyoruz. Nuri Siyah. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum. Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı. Göç odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı. Kara sevdamı. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah. Evet. Çok güzel. Halil Uzuntaş'ın bu şiir. Hayır, Asaf Halit Çelebi'nin. Özür dilerim, Asaf Halit Çelebi'nin. Evet. Halil Uzuntaş'ın evet, hocam. Şimdi dinleyelim bir şiirle. Kısa bir şiirle başlayalım. Fon müziği alabiliriz hocam. Bir romantik fon müziği alabiliriz arkadaşlar. Seni sevmek, ıslak yapraklara şiir sermek ve aynı ummanın içinde hiç üşümemek, kanı, canı çekilmeden tüm hayatımıza bağışlanan aşkın yüzü suyu hürmetine sevmek, bir kahkahanın merceğindeki abartıdan sıyrılıp diri diri yanmaktan korkmadan yüreğinin dar ağacındaki salıncağın incecik iplerinde sallanabilmek. Bilmezsin, ellerim kurak bir çöldü adım değmeden önce ve akşamlar soğuk bir yetimhane. Yüreğimden öptüğün gün, işte tam orada en yetim yanıma yetiştin. Evvelinde ölmüştüm çoktan.
Ne bir umut ışığı, ne de içimde yelpazelenen derin bir nefes. Sadece korku, sadece dar koridorlar. Şimdi durup da yüzüne baktıkça anlıyorum. Bu şehirde hiç kimse büyümüyor senin kadar. Ya da her şey küçülüyor yar. Ya da her şey küçülüyor yar. Harikaydı hocam. Bu şehirde hiç kimse büyümüyor senin kadar. Ya da her şey küçülüyor ya. Çok güzeldi. Dostlar, birkaç mesaj gelmiş. Yığılmadan mesajları okuyun. Tamam hocam. Mesaj geldikçe ara ara yine döneceğiz ama önce şu birikenleri bir okuyalım. Fazla birikmesin. Dostlar da fazla beklememiş olsun. Tamam hocam. Elif Aktan, bizim Bayşat Derneğimiz var biliyorsun. Bağımsız Yazarlar Şairler Derneği. Bayşat'ın İstanbul Şube Başkanı'dır. Karşında olacağız ustam demiş. Teşekkür ederim. Görüyorum ben sizi karşındasınız. İsmail Daşdemir şair kardeşimiz. Onun da kitabı bizden çıktı. Şimdiden başarılar diliyorum değerli usta, eyvallah demiş. Teşekkürler İsmail Daşdemir. Şükrü Topallar, Firari Şükrü abi demiş ki size ve konuklarımıza başarılar dilerim demiş. Çok teşekkürler Şükrü abi. Mühendistir, ziraat mühendisi. Yakında makina mühendisiydi galiba, unuttum. Yakında kitabını bizden çıkartacağız. İnşallah. Dilek Dilamet, bizim Bayşat'ın denetim kurulu başkanıdır, demiş ki hayırlı yayınlar ustam, kolay gelsin, mutlu akşamlar. Halil Dost'a değerli kızımız Zeynep Berre'ye selamlar demiş. Çok teşekkürler. Avni Temiz, Artvinli müdavimimizdir diyeyim. Çok kudretli kalemi vardır. Hep dörtlük yazar, dörtlüklerle katılır. Yine demiş ki geceye mısra düşer, yüreğime kor bugün. Hem savaş hem afet var, yaşamak çok zor bugün. Halil Uzuntaş ile Zeynep Berre Tuncay'ı konuk etmişsin cüce. Bakalım ne der bugün. Teşekkürler Avni abi. Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. Selamla sevgilerimi gönderiyorum demiş. Çok teşekkürler abi. Sağ olasın, var olasın. Dostlar, yola devam. Şiirlere devam. Zeynep Berre ile devam. Çok küçük bir yer okumak istiyorum. Söz gibi. Niye küçük? Sayfa yok o. Sayfada kısıtlama yok. Parçalar var ve ben... Peki beğendiğin kaç parça yok o zaman? Tamam. Uçmayı istedim her zaman, kaçmayı değil. Ama kanatlarımda dünya yükü. Bu kadar. Çok küçük ama beni çok etkileyen bir söz. Devamı da vardır aşağılarda, başka pasajlarda. Başka pasajlar da var. Hepimiz girdik bu handan içeri ve geçiyoruz bir çıkışa, bir varışa doğru. Bunlarda ben en çok ilkincisini sevdim ve kanatlarımda dünya yükünü çok özümsedim. Kimin bu sözler? Halil abi. Benim hocam bunlar. Halil Uzuntaş. Evet, Halil Uzuntaş. Evet Halil, senden alalım. Evet hocam. Anlaşılan kızımız hep kısa kısa kesecek. Birazdan uzun şeyler. O yavaş yavaş uzar hocam inşallah. Dinleyeceğiz, evet. Şuradan hocam. Hocam, şiirin adı Mutsuz Kalabalık. Bunu da aslında dünyada, İslam coğrafyasında yani büyük sıkıntılar yaşayan çocukların ve insanların nasıl bir dünyada yaşadığını bu şiirde anlatmak istedik. Yani insanlığın nasıl bir seviyede olduğunu anlatmak istedik. Şimdi başlayalım hocam inşallah. Caddelere çıkın, dar sokakları, dar yaşamları keşfedin. Kavgalar özgürce yurduma kastetmesin. Bir çocuk başına el sürün, bir çocuk yaşamına ve bir karton serin beton kıyısına. Aman ölmeyin ha. Halkın içine karışın ama küfür etmeyin her aşan bir garibana. İnsanın insana küskünlüğü bitmeden bir avuca bir deniz sığmayacak nasıl olsa. Bir çocuk başına el sürün, bir çocuk yaşamına. Yarı yolda kalmış iyilik bırakma. Beyaz bir geleceğin sığınağı olsana. Sokağın başını bir çamur birikintisi tutmuş. İzin vermiyor güzel bir manzaraya. Ölüm diyor. En çok konuşulan dildir burada. Yüzü kirli bir çocuk bağırıyor kalabalığa. Ey şehrimin umursamaz sahırları.
İnsanlığa ihanetimiz var. Anlamadıkça üşüyor mutsuz bir kalabalık. Aklımı tut kalbim. Gözü açık insan uyuyor kaldırımlarda. Ve bir lokmayı beş boğaza pay ederken küçük kız, bu bahtsız kalabalıktan yorulmadı mı dünya? Artık başım çok ağrıyor. Durulsun istiyorum deniz. Aklımı çekmek istiyorum sakin bir limana ve kalbimi bırakmak mutlak bir imana. Mutlak bir imana. Çok güzeldi. Harikaydı Hoca kardeşim. Teşekkürler hocam. Yeni mesaj var mı diye bakıyorum. Bir mesaj gelmiş, onu bekletmeyelim. Daha sonra ben bir şiir okuyayım. Şeyma Limoncu. Tanıyoruz hocam. Demiş ki Şeyma kardeşimiz, başta size hocam, Halil abimize ve Zeynep Berre kardeşimize Konya'dan selamlar ve sevgilerle. Şeyma Büşra Limoncu. Biz de Konya'ya selam, sevgi ve saygılarımızı gönderelim Şeyma kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Öğrenci sanırım Konya'da. Öğrenci. Bahtın açık olsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Eyüp hocam, onlar aslında ikizler Konya'da. Öyle mi? İkizler. İkisi de şu an üniversite. İkisine de selam diyelim o zaman. İkisi de üniversiteyi yeni kazandı şu an. Harika. Ne diyelim, Baht'a ben pek inanmam da hatta Baht'a kızarım ama şiirde de gidiyorum. Şiirde ne gidelim. Diyelim o zaman, Allah yar ve yardımcınız olsun. Aynen. En güzel duadır. Aynen. Şimdi bana müsaade ederseniz ben bir varsa. Şimdi Zeynep kardeşim senden okudu, sen kendinden okudun. Ben şimdi Balıkesir'de bir edebiyat öğretmenimiz var, kızımız demin edebiyat okuyacağım demişti de oradan aklıma geldi. Çok özür dilerim, edebiyat değil, İngilizce öğretmeniydi, emekli oldu. Muhteşem bir kalemi vardır. Şimdi bayan şairlerin hece şiiri yazmasına ben oldum olası bayılırım. Yani çok ilgimi çeker. Çünkü genelde şarkı sözü tarzında özgün yazarlar. Saygı duyuyorum ayrı. Fakat bu kalem Türkiye'de şiir dendiğinde ben ilk onda çok rahat sayarım. Ama bayan şairler dendiğinde, hele hece şiiri dendiğinde listenin üst başlarında yer alır. Filiz Altok Durak, Balıkesir'den. Onun bir şiirini okuyayım. Yerin dolmuyor demiş. Bilmem farkında mısın, aşk Ece'ni ağlattın. Taht bıraktım uğruna, yüzüm gülmüyor ey yar. Bir bahar mevsiminde karaları bağlattın. Görkemin yok kimsede, yerin dolmuyor ey yar. Buralarda sevdalar yalnız benden sorulur. Sufi serkeşliğinde yüreğim hep vurulur. Deli dolu çağlayan nehirler de durulur. Oltanın ucundayım, kimse bilmiyor ey yar. Teninin hasretiyle nicedir yanmaktayım. Sürgünüm yollarında, hayale kanmaktayım. Geceme yıldız olan cemali anmaktayım. Çöz bu esrarı artık, sabah olmuyor ey yar. Elleri kanlı mıyım, yolda yabancı mıyım, geçerken uğradığın zavallı hancı mıyım, sırtımda bir yük gibi gecende sancı mıyım, sensizken yaşamayı gözüm almıyor ey yar. Filiz Altok Durak hocama ve Balıkesir'deki şair dostlara binlerce kere selam olsun diyelim. Harikaymış hocam, dediğiniz kadar varmış. Ve yolumuza devam edelim. Servet Çat. Tanıyoruz. Evet. Eyüp Bey, İstanbul'dan selamlar. Harika şiirleriniz için öncelikle teşekkürler. Yüreği kocaman, güzel kalemi sağlam kardeşim Halil Uzuntaş Beyefendi'ye başarılar. Başarıları sonsuz olsun. Halil kardeşimden o olmak. Okursa çok mutlu olurum. Zeynep Berre Tunca kardeşim şahane şiirleriyle yolu açık olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Biz de teşekkür edelim Servet Çat Beyefendi'ye. Kendisi, şimdi kısa şiir okumayacaksın ve kendinden okuyacaksın herhalde. Kendisi bayandır hocam. Öyle mi? Aynen. Çok özür dilerim. Servet Çat Hanımefendi, bizden de selamlar olsun. Peki. Keşif. Bir gün perde arkasında kuyruklu yıldızım. Dileğim beyazlamış ay dedeyi bulmasıdır rüyaların. Ve sokağa sızar küçümen gözlerim. Gördüğüm karalanmış, çoklu yaşamasıdır kargaların.
kendi şiirim. Henüz yani hiç kimseye göstermediğim bir şiirdi. İlk defa burada göstermiş oldum. Ayrıca Halil abi, Halil Uzuntaş abimiz çocuklar için yazılmış bir şiir okuduğu için ben de bunu okumak istedim. Çok güzel de tebrik ediyorum. Kendi şiirlerinden daha sonra devam edeceğiz. Görüyorsunuz kalem nasıl. İleride çok çok daha iyi olacak eminim. Çok güzel şiirlerini okuyacağız. Evet Halil kardeşim, senden de şiir alalım. O zaman Servet Hanım'ın O Olmak. Tamam. Şiirini okuyalım hocam. Size bir hayat sunacağım. İçinde sadece o olan, onun gibi gülen, onun gibi ağlayan. Anlamayacaksınız hiçbiriniz. Anlatamayacağım çünkü. Her üşüdüğümde üzerimi örten göz kapaklarını anlatmamı beklemeyin benden. Ruhuma nasıl dokunabildiğini sormayın. Yetmiyor alfabem. Ben benlikten çıktım onu severken. O olmak isterken. Siz acılarınızı yüzdürdüğünüz denizleri hırpalarken en güzel yangınlara onunla düşeceğim ben. Onunla yürüyeceğim umudun hilesine. O büyüdükçe içimde her şey küçülecek. Çok büyük çabalar istemeyecek hayat. O olmak yetecek. Anlasanıza, lime lime seviyorum onu. Bir beton yığınından farkım yok yokluğunda. O nefes alıyor, ben veriyorum. O gözlerini açıyor, ben kapatıyorum. Biz bir elmanın iki yarısı falan değil, koca bir sevdanın tek parçası gibiyiz. Eğer birbirimizin olamazsak, sırtımız güneşe emanettir. Ve hep karanlık olur perdemiz. Sabaha yetişemeyiz. Değil siz, cümle alemi önüme engel diye serseniz, bu helal ışığı söndüremezsiniz. Çünkü biz aşkın şerbetiyle yıkandık. Ruhumuz, bedenimiz, sevgimiz bu kirli dünyaya fazla gelecek kadar temiz. Kirli olan tek şey bizi ayırmak isteyişimiz. Bizi ayırmak isteyişimiz. Çok güzeldi. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Şimdi ben şiir okuyacaktım ama bir mesaj var. Bunu okumadan geçemeyiz. Sebebi bir mesajı okuyunca anlayacaksınız. Saliha Demirhan Tunca. Anneniz mi? Evet. Saliha Hanım demiş ki, ey Cüce Hocam, size Halil Uzuntaş ve kızım Zeynep Berle Tunca'ya selam ve sevgiler demiş. Hürmetler bizden Saliha Hanım. Çok teşekkür kızınız burada. Şiir isteyin de okusun. Zorla şiir okutuyoruz gördüğünüz gibi. Kısacık kısacık okuyor. Şimdi ben şiir okuma hakkımı ona paslıyorum. Şimdi Saliha Hanım için, Saliha Demirhan Tunca için Zeynep kızımız şiir okuyacak. Peki. Açık. Geceleri korkulu yollara gittiniz mi? Birçok şeyi vakit yok, pek kısa geçiyoruz. Limanda bilinen gemiler oysa açıklardadır. Kullanırız bir sözü ama hangi anlamda? İnsan duyar bir yerde birdenbire uyanıp, bir elin bir ışığı neden söndürdüğünü, yandaki odalarda her zaman hasta vardır. Sağır duvarlarda eski inilti. Şiirlere üşenmemiz bir yerde iyidir. Hiç işittiniz miydi? Bir top çizer havada uzunca bir eğri. Ayağına belki kader, geçmiş gün bir kadının, düşer bir karanfil. Neyse kısa geçelim. Soğurken bir ölü, çok ince bir eli. Tutup ısıttınız mı? Aşınmış tahtaları kim yeniler gelince? Döner ağızdan dışımız, sonra uzar ıssız kır. Bir bizdik sansen, oysa gelir hep biri. Kurak yeni barınak kullanıp aynı taşları, yani ne mi diyorum, çok kurak tarla. Çünkü asıl şiirler bekler bazı yaşları. Ben de diyorum ki, harika. Benim şiirlerim için de birazcık daha zaman var bence.
senden yaşlı demeyeyim de senden biraz daha fazla yaş almış biri olarak ben de diyorum ki şiir beklemez. Şiir beklemez. Şimdi bu şiirin kıymetini sen veremezsin. Dinleyiciler şiir, verecektir. Şiir Necati Gül'ün mü? Ben senden şiir istemiştim annen için. Yine ektim bizi. Bir sonraki şiirin annen için ve senden olacak. İki mesaj var onlara da. O bir mesaj varmış. Sedat Gümüş öğretmenimiz göndermiş sağ olsun. Demiş ki akşamınız güzel olsun üstadım. Size ve genç kardeşlerime iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, saygılar. Bizden de selam olsun Sedat Gümüş öğretmenim. Sağ olun. Size ve aile efradımıza selamlar. Evet, Halil Uzun Taş'la devam ediyoruz. Şiir Sevda'nın resmi. Vakit gidişimin ertesi. Karanlığa emanet bıraktığım ışıklar sönüyor bir bir. Caddelerimde siyah bir koku. Önümde tuzak suretli yollar. Ardımda kötü kılıklı sonlar. Her zamankinden daha kalabalıklar. Kıyılarımda uyuklar yine mahşer dalgaları. Su gibi aziz olamaz ki kimse. Laftadır tüm cebelleşmeler. Mesafeler öldürür bir bir olanı. Zaman yürüdükçe anlarsın gidişimden sonra arda kalanı. Başucumuzda olunca değersizdir zaman. Karla karışık yağınca yalnızlık, aşkı hüzne zincirleriz. Dile kelepçe vurmakta neymiş, ininden çıkmışsa özlemlerimiz, hayatı suçlar, hayata küfrederiz. Şimdi gitmeliyim sensizliğin evine, yaşlı bir rüzgarın kollarında. En çok hangimize batar cam kırıkları, en çok hangimizi yakar uzaklıklar. Bugün anladım ki vedalaşmak, kalanı değil, gideni yıkar. Yıldızların en ihtişamlısı baktığımız olsa gerek, karanlık giyinse de yeni çehresini, aya bir tebessüm yetecek. Bu koca şehir taşımaz artık beni sırtında. Düşerim bakışlarından. Yavaş yavaş azalır içimde umut. Özlem sürüyor sefasını. Düşlerimden tanış olduğum hüzün vuruyor içime gamını. Yeter gözlerimin verdiği mola. Ağlamakla başlıyor sevdamın yemini. Ne olur karanlıklar içinde de sev beni. Gidiyorum sevgili, dokunamaz gözlerine gözlerim. Oysa ben bakışlarına kesmiştim biletlerimi ve gülüşünle çizmiştim sevdanın resmini. Şimdi ardımda deniz mavisi sen, öylece kalsan ve gidişimi izlesen. Gerçeği iki yanağından öpüp kabullenmeli. Oralarda bir yerlerde olmalı ruhum. Belki de gözlerin bir şehri vardır orada. Yağmur sonları güneşe bırakırım kirpiklerini. Gitme vakti geldi meleğim. Gideceğim. Yıldızları sokaklara lamba diye dikeceğim. Işık diye dikeceğim. Çok güzeldi. Çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Birkaç mesaj var. Ben bir şiir okuyayım. Daha sonra mesajları, daha sonra yine sizler şiirler. Hocam. Bir defa uzun bir şiir hazırla. Şimdiden söylüyorum. Anne için. Sonradan anlaşılır demiştim ilk kitabımdan. Desteksiz, dayanaksız, boşlukta döner durur. Bu dünyanın mesneti sonradan anlaşılır. Kehkeşanda parlayan sayısız seyyarenin
ihtişamı, heybeti sonradan anlaşılır. Seyret muallaktaki kazasız trafiği, nizamı, adaleti sonradan anlaşılır. Nizamı tanzim eden Kur'an'ı bir incele, bu kitabın hikmeti sonradan anlaşılır. Kuzuların sükutu elbet bilinir ama koçların celadeti sonradan anlaşılır. El yumruğu yemeyen balyozlar yumruğuna, el oğlunun kuvveti sonradan anlaşılır. Gülümseyen talihin bir gün dönmesi vardır. Hüsranı, vahameti sonradan anlaşılır. Sıkışınca devlere sığınır insanoğlu. Yücelerin kıymeti sonradan anlaşılır. Sonradan anlaşılır. Harika hocam, ağzınıza sağlık. Birkaç mesaj okuyalım. Enes Ateş. Eyüp hocam, Kartepe Köseköy'den hayırlı akşamlar. Kalemi doğru ve keskin insan Halil Uzuntaş abime ve Zeynep Berre Tunca kardeşime yazarlık hayatlarında başarılar diliyorum. Çok teşekkür. Bu arada Emrah Altınkaya'nın da Halil abime selamı var. Hepinize saygı ve sevgiler. Allah'a emanet olun. Çok sağ olsunlar abi. Biz de Enes Ateş'e, Köseköy'e, ben Arslan Bey'liyim, Köseköy'e oradaki bütün dostlara selamımız olsun. Konuklarım da selam söylüyorlar. Seslerini duyuyorsunuz sanıyorum. Emrah Altınkaya, Kocaeli Kartepe Haber. Kartepe Haber'in sahibi. Ona da selamımız olsun. Kartepe Haber, bizden de haberdar olun diyelim. Biz de reklam sıkıştıralım araya. Şu ara Gülten Yamaç. Hizmetten selam olsun. Geceye bir mısra düştü. Gönlünüze binlerce söz düştü. Halil abimizin, Halil abimizin ve Zeynep kardeşimizin sesinden şiirleri harika. Esra Kozan'dan da selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler hocam. Şu ara Gülten Yamaç dediğim arkadaş, yani iki kitabı İkiz olan. Demiştiniz. Yok. İki kitabı olan, yani kitabı yazan ve Kırklar Kulübü'nde. Evet, şu ara Gülten Yamaç. Sizi programa almak isterim. Yayından sonra görüşelim. Fatma Çetin Kabadayı. Fatma Çetin Kabadayı ilginçtir. Balıkesir İvrindi ilçesinde oturur. Öğretmen. Şaşıracaksınız. 40 idi en son, 40 kitabı var. 40 kitabı. Hikaye ve roman. Harika romanları var. Şiir de yazıyor. Çok da güzel şiirleri var. Geçtiğimiz hafta Kayseri'de şiir dinletisindeydi. Çok güzel. Sağ olsun var olsun, kadim bir dostumuzdur. Demiş ki, Elif Üstad, çayımızı alıp geçtik karşınıza. Zevkle izliyoruz. Konuklarımız ve siz ekranlarımıza hoş geldiniz. Ses düzeni harika, şiirler harika. İyi yayınlar demiş. Bize selam olsun Fatma Hanım. Çok çok teşekkürler dostlarınıza, aile efradınıza ve size. Çok selamlar olsun. Konuklarımın da selamları var. Sena Şipşak. Tanıyoruz. Halil Bey şiiri çok güzel okudu maşallah. Program konukları çok güzel bugün. İzmir'den selamlar demiş. Teşekkürler. Bizden de İzmir'e selam olsun. Emine Tay. Hayırlı akşamlar. Halil'in mis gibi şiir kokan romanını bugün yeniden okudum. Kalemine ve yüreğine sağlık. Yolu açık olsun demiş. Allah razı olsun. Biz de aile dilekleri diledik. Çok çok teşekkürler dostlar. Mesajlara daha sonra devam ederiz. Evet, şimdi beklenen an. Zeynep Bedre Tunca, Tunca'dan annesine bir şiir gönderiyoruz. Buyurun. Peki. Son ölüm. Ruhuma hücum eden binlerce iğne uçlu elem. Tayfun bir deniz fokurtusu. Bazense geceleri seslenen kurt sürüsü uğultusu. Biz tam yedi derenin savrulmuş yapraklarını incelerken, kararmış bulutların içimize eğilmesini sanki umarsız izler gibiydik. Bir zamanlar şehre elveda derken, odağlanan hayallerimizle sen ve ben gül oynaya gizlerle geçerdik. Gece pek sağlam tutmuş olmalı ki korkunun dizginlerini, atinin heybetini yalnızca ve yalnızca yıldızları görebildik. Nasıl bu kadar tenhaydı yıllarımız? Unutulmaz caddelerin çıkmazlarında her seferinde bir çığa dönüşürdü arkasından aldırmaz bakımımız kocaman karanlık duvarlar. Sonra paslanmış kirli kaldırımlar üzerine üzerine gelirdi ışıkların, sevinçlerin, aşkların. Sevdalardan birinde de ayrılık senfonisi tekrar ederdi kendini. Ve kalbin tam ortasına otururdu orkestra şefi. Devrimi beklercesine ölümün önünde diz çökerdi. Ruhuma hücum eden binlerce iğne uçlu elem bir seslenişinde yok olup giderdi. Harika.
Harika. Evet. Çok güzel. Bir sesten işin yok olur giderdi demiş. Aynı abi bir mesaj göndermiş. Onu da okuyayım. Okuyorum. Daha sonra Halil Uzuntaş'la devam edeceğiz. Avni abi de 1400 yazmıştı hatırlarsanız. Evet. Şimdi de demiş ki bir küçük taş atmış. Geçen hafta da programımızdan Osman Saraç, Feryadi ben vardım. Üçümüzden şiir istemişti. Hiçbirimiz de okumadık. Dalgınlığımıza geldi. Bir şeyler oldu. Unuttuk. Şimdi lafı taşı atmış. Demiş ki sen ki üzüm göz diye sessiz feryat edersin. Geri kalanı sayar. Canı sağ olsun dersin. Üzmek istek istemiyorum. Nasılsa okumazsın. Sıradaki şiirler bütün dostlara gelsin demiş Avni abi. Şimdi üzüm gözlü benim şiirin adı. Sessiz feryat yine başka bir şiirin adı. Geri kalan yine başka bir şiirin adı. Canı sağ olsun yine başka bir şiirin adı. Bütün şiirleri saymış. Nasılsa okumazsın demiş. Avni abi sözüm olsun. İkinci bölümde senden bir şiir okuyacağım. Okuyacağım sözüm olsun. Evet. Halil kardeşimle devam ediyoruz. Şiir üzülme hiç. Üzülme hiç. Köşe başından dön ve git. Cesedimi sürüklerim ardından. Kokunun değdiği sokaklara ayak basmadan uzaklaşırım bu mahşeri kalabalıktan. Sözlerimin sessizliğidir siyahın matemine dem vuran. Üzün toprağı giyinirken biri var soluğu nefesimle ağlayan, bir an var tüm zamanların hırsızı olan. Kaçacak yer yok, yolun hiç bitmeyeceği yerdeyim işte. Sevda çekilirken acıların kentine, yine kalıyorum kendime. Çok uzaklarda gücümün yetemediği bir umut var. Öyle bir umut ki çatlamış dudaklarım kadar suskun ve sessiz. Ömür kadar uzun, zaman kadar kısa. Şimdi parmak uçlarımdaki kokunla düşer ellerim iki yanıma. İki yanım düşman senden kalınıma. Sen bana gitmeye gelmişsin sevgili. Emanet bir misafirmiş sözler. Yatıya kalmadan gittin can evinden. İnce belli bağrımda ağırlayamadım seni. Anılar güzel hatırlatır mı önceyi? Eğer gelmeyeceksen hangi güne yarın derim ki? Ne vakit aşka teslim etsem kendimi, acı yudumlarken silinirim aynalardan, yığılır üstüme dünün. Ne vakit sarılsam umudun ayaklarına, kapanır üzerime gök kafes. Bir yalnızlığın içinde mahkum kelimelerim. Belki bu sabah, belki birazdan ölebilirim. Cinnet yorgunluğundan kaçmış sağır bir sese, koşarım gidebilirim. Eşkıya gözlerimde burkulur gece. Dudağımın sol yanını hırpalarken yağmur, adın ellerime varır gizlice. Varlığını hapsederken önüme bir dolunay esrarında tutunurum suretine. Tutunurum suretine. Çok güzeldi. Şimdi dostlar az sonra bir reklam arası vereceğiz. Reklama gitmeden önce ben her hafta aynısını yaparım. Bu hafta da ıskalamayalım. Şimdi yayına gelirken, evden çıkarken daha doğrusu dostlar hep derler işte selam bekliyorum falan. Tabii gelirim, unuturum. Her hafta fırçamı yerim. Afiyet olsun bana. Şimdi ola ki sizden de selam isteyen olan, selam istemiş olan dostlar vardır. Siz de benim gibi azar işitmeden selamlarınızı gönderin. Daha sonra yine reklamlardan sonra yine devam edeceğiz. Alalım selam göndereceğin varsa. Anneme ve Taş Masalları kitabının sahibi olan Ümit Yaşar Özkan hocama ve eşi Elif Özkan'a ben selam yollamak istiyorum. Bizden de selam olsun. Duymuşlardır eminim. Halil kardeşim. Hocam ben de öncelikle aileme selam göndereyim. Şu an onlar da izliyorlardı ve onun dışında bütün izleyen sevenlerimize de selamlarımı yollayayım.
Hani Emine Tay mesaj attı, Servet Çat mesaj attı. Bunlar çok kıymetli insanlar gerçekten benim için. Sena Şipşak falan. Hani çok gerçekten yakın tanışıyoruz. Ve çok kıymetliler. Bilal Sami Gökdemir hocanın da platformundalar aynı zamanda. Ve şu an Bilal Sami Hoca Almanya'da. Ona da selam yollamak istiyorum. Bugün yeni indi uçaktan. Onunla bizim çok özel projelerimiz var. İnşallah onları hayata geçireceğiz. Hani insanlara ve insanlığa bir şeyler katacak projeler. Buradan da hani onun garantisini yine teyit etmiş olalım. Onun dışında İlhan Topal, Emrah Coşkun, onlara da selam göndereyim. Bu kadar selam yeter ve unuttuğum herkese diyeyim. Bilal Sami kardeşini hatırlatmışken okudum bugün. Avrupa turu başlamış, Almanya'daymış bugün. Benden de selam olsun Bilal Sami kardeşime. Yani nasıl diyeyim, ben ilk okuduğum roman sanırım Muazzez Tahsin Belkant'ın idi. Binlerce roman okudum, okumuşumdur, halen okumaya devam ediyorum. Fakat Bilal Sami'nin kaleminde bir başka türlü bir şeyler var. Henüz çözemedim, çözdüğümde söyleyeceğim Bilal Sami kardeşime. Başarın daim olsun kardeşim. Şimdi hazır Almanya'dayken ben her programda selam gönderirken benim Avusturya'da bir abim var, ona selam gönderirim, Recep Cüce. Bütün aile efradına, çocukların hepsine tek tek saymayayım. Çok çok selamlar olsun. Bütün gurbetçilere selamımız olsun. Reklama gitmeden Ozan Arif'ten bir gurbet şiiri okuyalım. Reklama öyle gidelim. Ozan Arif diyor ki, Almancı deme, inan hayattan yılara kazandım ben bu parayı. Şu halime bir bak, koldan kanattan olarak kazandım ben bu parayı. Markı görür görmez Almancı deyip soymaya kalkmayın. Ayıptır, ayıp. Zannetme ki Almanya'da oynayıp bilerek kazandım ben bu parayı. Ne anadan kaldı, ne de atadan, ne piyango, ne de spor totodan. Çok para değil ki desen lotodan alarak kazandım ben bu parayı. Aklım ermez gaspa, soyguna, bede, sizin şu hayali ticarete de. Ne rüşvet, ne torpil ve hatta ne de çalarak kazandım ben bu parayı. Nasıl mı kazandım? Şimdi dinle bak, nasıl kazanılır bilir misin Mark? Zor değil şehremden bunu anlamak, solarak kazandım ben bu parayı. Ne demek Almancı? Mert olalım mert. Türk oğlu Türktür ve karşındaki fert. Bir değil hemşerim, bin bir çeşit dert. Bularak kazandım ben bu parayı. Dur hemen bozulma. Dur hemen bozulma. Dinle bir hele. Mark'ın diğer adı çiledir. Çile. El kapılarında yıllarca köle kalarak kazandım ben bu parayı. Ömrümün en güzel gençlik çağları geçti. Gazel döktü artık bağları. El yurdunda tepeleri, dağları delerek kazandım ben bu parayı. Alman markı kaşla göz sebebine öyle karşılıksız koymaz cebine. Tam 2000 metre yerin dibine dalarak kazandım ben bu parayı. Korka korka ve sürüne sürüne madenlerde iniyordum derine. Gün oldu ölümle burun buruna gelerek kazandım ben bu parayı. Çalış çalış yorulurdum haliyle. Akşamları farkım yoktu ölüyle. Tatlı uykuları saat ziliyle ölerek kazandım ben bu parayı. Nesini anlatsam sana nesini? 20 yıl dinledim çanın sesini. Avrupa'nın pisliğini, pasını silerek kazandım ben bu parayı. Çan sesi dediysem yanlış anlama. Ben de Müslümanım, müminim ama vardiya yüzünden ayda bir cuma kırarak kazandım ben bu parayı. Ne kültür, ne tarih, ne dil, ne töre. Çocuklarım gitti göz göre göre. İnsan bir kez ölür, binlerce kere ölerek kazandım ben bu parayı. Ter kokar hemşerim bu para, ter, ter. Söyletme Arif'i, yeter be, yeter. Hülasa, hayatı ölümden beter, bilerek kazandım ben bu parayı. O zaman Arif. Ben dostlar, reklamlardan sonra yine burada olacağız. Görüşmek üzere. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri.
ısı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli'yi mantı oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 41 74 0532 733 06 85. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 11 66 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Gülsüm zor şartlarda da çalışsa bulduğu işe sevinmişti.
çocuklarının okuması hayaliyle yıllarca mevsimlik işçi olarak çalıştı. Ama sosyal güvencesini düşünmedi. Keşke demek için artık çok geç. Sigortasız çalışma, yarınından çaldırma. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar. Son yolcunun gömüldü yolda son adımları. Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda. Yanan aldım duvarda, sönen gözlerim camda. Yuvamı çiçekledim sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incelendi yapraklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Saatler saatleri vurdu çelik sesiyle. Saatler saatlerin geçti cenazesiyle. Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü. Caddeden sokaklara doğru sesler döküldü. Faruk Nafiz Şanlıbel. Kıymetli dostlar, Faruk Nafiz Şanlıbel'in Sen Neredesin şiiriyle başladık. Ben Faruk Nafiz Şanlıbel'i çok severim çocukluğumdan. Daha doğrusu şiire vurgunluğum biraz ondandır. Şimdi kıymetli dostlarımla şiir yolculuğumuza devam edeceğim. Gelmiş birkaç mesaj var, onları da okuyalım. Daha sonra şiir yolculuğumuza yine bir bismillah diyerek devam ederiz. Ayten Kara. Eyüp Bey, iyi yayınlar dilerim. Halil Uzuntaş abim, başarıların daim olsun. Sevgiyle demiş. Evet. Bizden de selam olsun Ayten Hanım'a. İsmail Daşdemir. Değerli Eyüp Ustam, size ve değerli konuklarınıza hayırlı geceler diliyorum. Her haliyle güzel bir program, zevkle takip ediyoruz. Bütün 262 izleyicilerine de hayırlı cumalar diliyorum demiş. Allah razı olsun İsmail kardeşim. Emre Altınkaya. Eyüp Hocam hayırlı akşamlar. Programı büyük bir zevkle izliyorum. Halil ile Kartepe olarak gurur duyuyoruz. Bir daha okuyorum. Halil ile Kartepe olarak gurur duyuyoruz. Kuzenim Enes Ateş ile Halil kardeşime yürekten başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. O her şeyin en güzelini hak ediyor. Sevgiler, saygılar demiş. Allah razı olsun. Emre Altınkaya, Köseköy'den midir? Evet. Altınkaya soy ismi orada çoktur. Emrah kardeşim, ben de Arslan Bey'li. Kartepe şairleri ikiledik. Bir arkadaşımız daha var. Sultaniye'den sanırım. Hasan Basri Küçük, ona da selam olsun. İnşallah Kartepe bereketli topraklardır. Daha da olacak inşallah. Emrah Coşkun. Çok güzel bir program oluyor. Keyifle seyrediyoruz. Halil Uzuntaş kardeşime ve siz değerli hocalarıma sevgi ve selamlarımı yolluyorum demiş. Bizden de selam olsun diyelim. Selam olsun. Ve Zeynep kardeşimizle devam edelim. Olmaz mı dersin? Son bir isteğim var. Kalbimi kırmadan öldürün beni. Nefesimi kesmeden boğun ve kirleten dünyayı, çocukları teğet geçin. Hatalı kullara can dayanmıyor. Çivi gibi çarpıyor surata zaman. Karıncalar derdime su taşımıyor, insanlığı söktüren kaldırımlardan. Oysa iki dirhem sevgi ekecektik. Gülüşün saçlarımı çekiştirirken yazgılar delik deşik. Şimdi gitmek sırası değil. Sussan da ben anlarım, bu havada ölüm var. Sokaklarda zalimce kahkahalar koparken can çekişme sırası değil. Bazı gidişler kurtuluştur, bir elveda değil. Her köşe başında insan lekeleri. Ölüm hiç uzak değil. Ömürler geçti bu kapıdan dostum, sahibini kaybetmiş gölgeler değil. Bak ölüyorlar. Dünyada insan insanda kalp, insanda kalp kalpte vicdan. Mezarlar sıkış tıkış. Olmaz mı dersin? Cenazemi kanatsız kuşlar kaldırsın. Kirli elleri yumuk yumuk, gülüşleri talan. Gel de bir şarkı söyleyip yarıda kesme şimdi.
Gel de bu Temmuz vakti karlara gömülme şimdi. Çok seviyorum sizi. Kalbimi düşünmeden, umutla bakıyorum hayata. Hiçbir şey beklemeden. Halil Uzun. Kimin bir şiir? Ben ısrarımla devam edeceğim. Ben senden program bitmeden birkaç şiir daha dinlemek istiyorum. Furkan Altıntaş demiş ki, Eyüp Hocam iyi akşamlar. Halil Uzuntaş'tan enfes yorumuyla bol bol şiirler bekliyoruz demiş. İnşallah devam edeceğiz. Şimdi Halil Uzuntaş'la devam ediyoruz. Yakma beni. Beklemek kanımın çekilmesi kadar hain değildi. Üşümeyi sevdim. Yokluğunsa böyle titreten, sıktım dişlerimi. Yakma beni. Gitsem dönemem, biliyorum. Bu kentin her köşesine sinmişliğim var. Sayamıyorum daha kaç kere öleceğimi. Güldüğümü gören azdır. Yakma beni. İşte yağmalanıyor gece. Bir yanım herkes oluyor, bir yanım hiç kimse. Cennetin kokusu gibi sinmişsin üzerime. Yakma beni. Yere göre sığamadık bir türlü. Lakin sığdık minik bir yüreğe. Duadaki adım ses tellerinde yankılanıyor. Şimdi ölmek sırası değil. Yakma beni. Acı yerli yerinde kalsın. Şimdi ölemiyorum. Ki zaten dirilmeye mecalimiz yok. Kim bilir yaşarız bir mevsim daha. Yakma beni. Vicdanın derdest edildiği bir dünyada gitmek ahmaklık olur. Aksine daha fazla kalmalısın. Bak, bir öksürük daha eksildi ciğerimden. Yakma beni. Çok güzeldi. Tekrar tekrar tebrik ve teşekkürler. Teşekkür. Yeni mesaj var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar yazmaya devam ediyorlar. Yazdıkça okuruz inşallah. Ben ilk bölümde söz verdiğim gibi Avni Temiz abiden bir şiir okumak istiyorum. Avni Temiz abi artık Şavşatlıdır. Ben Şavşatlarla aram hiç yoktur, hep kavga ederim. Tabii bu espri, bizim dernek başkanı Osman Saraç da Şavşatlıdır. Yakın dostlarımın birçoğu Şavşatlı. Allah'tan siz Şavşatlı çıkmadınız, onun için ayrıca teşekkür ederim. Avni Temiz abi demiş ki, sevgi biter mi? Bu zamanda azalmayan sevgi yok. Benimki gün be gün artar be günüm. Bu dünyada aşkın terazisi yok. Ancak gerçek sevgi tartar ve gülüm. Bu yürek seninle atıyor sanki. Ömrümde bir seni sevdim inan ki. Yaşarken unutmak ne mümkündür ki. Bu yürek kendini yırtar ve gülüm. Çabuk unutanlar sevdim sanıyor. Gerçekten sevince yürek yanıyor. Sen gittin gideli yaram kanıyor. Gel de bu azaptan kurtar ve gülüm. Kurtar ve gülüm. Avni Temiz abiye tekrar tekrar selam ve teşekkürlerimizle devam ediyoruz. İki Merve Ay Yıldız. Sanıyorum, özür dilerim. İm Merve Ay Yıldız demiş. İ ve M harfleri var. Siz biliyorsunuzdur. Gönlü sevdiğadan yana kırıksa insanın nedense tam oluyor kalemi. Kaleminden bir şeyi de bizlere armağan etmesini bekler. Başarılar dileriz demiş. Ama kimden olduğunu yazmamış. Merve Yıldız. Sizden sanırım, Halil Uzuntaş'tan. Evet. Az sonra okuyacak. Servet Çat. Çok kocaman teşekkürler şiirler için. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili yazarımız Bilal Sami Gökdemir'e çok uzaklardan selam olsun. Bize kazandırdığı güzellikler için kocaman teşekkürler. Evet sevgili Halil Uzuntaş Bey, çok işimiz var güzel olan, bitmeyen yolculuklara. İnşallah. Daha paylaşacak çok şey var. Siz kalbi güzel yazarlarımız dile demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Servet Hanım. Teşekkür.
Evet. Zeynep kızımız. Şimdi senden dinliyoruz herhalde. Evet. İnşallah. Düşlere nöbet. Gece. Martılar yalnızlıklarla besleniyor yine. Bir parça daha koparılıyor buğulu camlardan. Tenhalarda yankılanan ayak sesleriyle. Tak, tak, tak. İşte burası. Ayrılık caddesi ve yağmur ve sokak. Geliyorsunuz. Rıhtımdaki hatıralar şimdi belli belirsiz. Topraklarda oynaşan çocuk gölgeleri. Yüreğimde ansızın kararan is. Yangının bir öksürük sesi. Ve sigara dumanlarında boğuluyor sessiz sessiz. Ağrıyor yavaşça şehrin göz kapakları. Sönüyor evlerin son ışıkları. Rüzgarın fısıldaması, düşüncelerin karmaşası. Her şey rüyalara dayanmış bir bıçak. Ve nöbette yalnız, gökte yıldız, ben ve vehimler kalacak. Harika. Harika. Evet hocam. Çok güzel. Şimdi bir mesaj var. Okuyup okumadığıma emin değilim. Okumuşsam da bilgi tazelemesi olsun, adres tazelemesi olsun diyelim. Olsun hocam. Şimdi mesajı kaybettim, iyi mi? Birazdan mesajı bulacağım. Halil kardeşimi bekletmeden. Evet Halil kardeşim. Kayboluyorum. Birazdan kalkar giderim. Dakikalar tükenir ve bir veda tamamlanır. Sarsılır tüm bekleyişler. Sen gelmeyince oldu tüm bunlar. Artık konuk beklemiyor gözlerim. Dünya değişti elbet, sen de dedim. İnan bana, o giden ben değildim. Herkesin balkonuna bahar gelmiş. Bende ise kas katı bir serinlik. Sanki adanmışım gibi. Dizimde keskin bir dermansızlık. Tıpkı aldanmışım gibi. Artık kimse beni tanımıyor. Ve hiç kimsenin rüzgarı bana değmiyor. Değmesin. Dokunan tarumar ediyor. Ey çocuk. Artık büyüdük ve yol göründü güneşe. Şimdi anlam yok suskunluğum. Bugüne umutsuz, yarına yorgunum. Ruhumda derin ayak izleri. Kayboluyorum. Kayboluyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Az önce ederim. Okuyup okumadığımdan emin olamadığım mesaj Emrah Coşkun'un indi. Çok güzel bir program oluyor. Keyif ile seyrediyoruz. Halil Uzuntaş kardeşime ve siz değerli hocalarıma sevgi ve selamlarımı yolluyorum demiş. Çok çok teşekkürler evet, Emrah teşekkür. Coşkun kardeşim. Yeni mesaj evet. Cemil Koç. Eyüp Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. Halil Hocam bizi başka diyarlara getirdi bu akşam. Kalemine, yüreğine sağlık demiş. Allah razı olsun. Teşekkürler Cemil Bey. Koray Tuğçe Turak. Şu an programınızı ilgi ve keyif ile seyrediyoruz. Halil kardeşime bol selam. Başarıların devamını dilerim. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Aleyküm. Bizden de teşekkürler, hayırlı cumalar. Hasan Altınkaya. Başarılar Halil kardeşim. Seni burada görünce çok mutlu oldum. Başarıların daim olsun inşallah. Selam ve sevgilerimle evet. demiş. Hasan abi de abi Emre Altınkaya'nın yine Kartep abinin abisi. Selam Sadece. Olsun bizden de. Işıl Bildik. Hocam bu güzel program için teşekkür ederiz. Zeynep Belle kardeşime ve kalemini çok beğendiğimiz Halil abimizin yüreğine, sesine sağlık. Başarılarınız daim olsun. Derince'den selamlar demiş. Bizden de Derince'ye ve dostlara selam olsun. Aleykümselam. Şimdi Zeynep şiirini hazırlayana kadar ben bir şiir okuyayım. Siz var mı hocam. İzin? Estağfurullah hocam. Ne çıkarsa bakalım bahtımıza. Okuyun, biz dinleyelim ya. Ben neredeyim diyelim bir aşk şiiridir. Hep mateme boğmayalım bir de bir aşk şiiri okuyalım. Tamam, şunu da belirteyim şimdi hep soruyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar değil bütün okurlar sorar. Ben şiirlerde bir üzüm gözlü figürü işlerim genelde. Hani Abdurrahim Karakoç'un Hasan'a mektupları gibi. Ne bileyim Mihrivan'ı gibi. Şairlerim bu tip
takıntıları vardır. Üzüm gözlü kim diyorlar. O da bende yani, saklı yani. Şimdi üzüm gözlü şu desen evde dayak var. Şu değil desen üzüm gözlüden dayak var. Hayali diyelim, geçelim efendim. Demişim ki bir tarihlerde. Arama başka yerde. Gözlerini yorarsın. Sanma kuşkulu gözle görüldüğüm yerdeyim. Buz tutmuş yüreğinde kor parçası ararsın. Ben şüphe oklarınla vurulduğum yerdeyim. Gönlüm başka sevgiye kucak açamaz dedim. Canımdan geçer ama senden geçemez dedim. El tasında bal olsa sensiz içemem, içemez dedim. İnanmadın ya bana, yorulduğum yerdeyim. Görmek istediğim yer bulunduğum yerdeyim. Her merhaba ettiğim canan değil, yar değil. Bu tereddüt, bu şüphe aşkımıza kar değil. Ben hala yüreğine kurulduğum yerdeyim. Diyeceğim şu gülüm, inancın yok mu bana? İlan mı etmeliyim adını şu cihana? Görüp inansın diye kör gecede rüyana melekler tarafından verildiğim yerdeyim. Anlardık, yok yere zora sokma sevdamı. Nasıl çekeyim ey yar bu kederi, bu gamı? Binayı nem yıkarmış, gam yıkarmış adamı, gamınla, kederinle kırıldığım yerdeyim. Hangi garip düşünce kafanı kurcalıyor, bir kurt yüreğindeki kuzunu parçalıyor. Ne desen boş, kemanın yine hüzün çalıyor, diyemiyorum ama darıldığım yerdeyim. Bilirsin, boynum bükük, her geçerli koz sende. Zemheri bana kalsın, bahar sende, yaz sende. Ben savunmamı yaptım, hüküm sende, söz sende, gönlünün fizanına sürüldüğüm yerdeyim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, tanıdık bir mesaj geldi bu defa. Emre Cüce, benim küçük oğlum, Türk Dili Edebiyatı okur. Maşallah. İyi de şairdi de biraz cimri, beyin tembeli. Ben öyle diyorum. Yazmıyor. Yazmıyor. Demiş ki, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Halil Uzuntaş'a ve Zeynep Hanım'a selamlar. Mümkünse boşluk şiirini rica ediyorum. Saygılar demiş. İlerleyen sürede inşallah okuruz. Merve Altıntaş. İyi yayınlar. Konuklarınıza selam ve başarılar dilerim. Halil Uzuntaş'tan bir şiir de Kartepe'ye bekleriz demiş. Evet. Merhaba. Gelecek inşallah. Zeynep Berre kardeşimle devam ediyoruz. Peki, aşk şiiri dediniz. Ben de kitaba aşk şiiri. Çok güzel. Okumak istiyorum. Gazel mi? Kitap. Her dem ehli dillerin yanında yaridir kitap. Munisi evkat-ı yarı, gam küsarıdır kitap. Nitekim eğlencesidir. Mal-ü cah-ı cahilün. Ehli irfanın da mal bi şumadır kitap. Yedürür bin kanı zerden, ehli fazla bi varak. Cahil almaz bir kulak, nitsün ne kâridir kitap. Gonca veş dil ten kolanın, gönül açar gül gibi. San gül-i sa'd, belki faslı nevbaharidir kitap. Ol kişi buldu cihan, içinde yâri bi halal. Ey latifi, her kimin yanında yâridir kitap. Ağzına sağlık. Son mısrayı, son benti bile alabilir miyim? Son ikiliği. Tabii ki. Ol kişi buldu cihan, içinde yâri bi halal. Ey latifi, her kimin yanında yâridir kitap. Ey latifi, her kimin yanında yâridir kitap. İşte bu. Funda kök budak. İzmit Kartepe'den selam olsun. Gece güzel, şiirler de güzel ama en güzel seslendirenler, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Sizi kastetmiş. Sizi de hocam, estağfurullah, asıl sizi kastetmiş. Şimdi Halil Uzuntaş'tan. O zaman hocam bu şiiri Kartepe'ye, Merve Ayyıldız'a yine yollamış olalım. Sonra fırça yemeyelim. Bazen düşersin. Bazen düşersin. Bir susmak kalır bunca göçten geriye. Canın alınır da yine de gelmezsin. Gel biraz yaşamak sür yüzüme. Sür ki dindirsin içimdeki ağrıyı.
soluğumda titreyen bir duasın. Sen sıra dağları gibi yurdumun geçilmez ve upuzun. Bu bekleyişe bir isim bulup susmalı mı şimdi? Gözlerin diyorum sevgili, uzak bir ülkenin dikenli telleri. Ey zamanı kemiren telaş, geçip duruyorsun içimden. Geç şimdi. Uzun bir yol var aramızda. Biliyorum yine düşecek geceye yokluğun. Haydi kalk ayağa şimdi. Ört gözlerimi ellerinle. İçimdeki çocuk üşümesin. Güzel olan her şey yalnızdır. Ve sevenlerin ödülüdür solundan imtihan. Bir amin yakarıp rüzgarlara üflesem yüreğine dokunur mu? Çok şiir çok güzeldi. Müsaadenizle ben bir duyuru yapacağım. Şimdi biz bahsetmiştim Bayşat, yani Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği'yiz. Birçok antolojiler yaptık. Az önce arkadaşımız Kartepe için şiir demiş. Oradan aklıma geldi. Biz Kocaeli Şiirleri antolojisi yaptık. Halil İbrahim Uzuntaş'ı o zamanlar tanımıyor idim. Tanısaydım yakasını bırakmazdım. Antolojilerini de alırdık. Birçok şiir var orada. Şimdi de Anne Şiirleri antolojisi yapıyoruz. Katılım halen devam ediyor. Katılmak isteyen dostları buradan bekliyoruz. Benim sayfamda bana mesaj yazabilirler katılmak isteyen dostlar. Şartları görüşürüz. Emre Cüce bir şiir istemişti. Yani oğlum şiir istemişti. Okuyun hocam, eline gitsin. Az önce de buluştum. Evet, Boşluk isimli bir şiirim var. Bunu uzun uzun yıllar önce yazmıştım. Hatta o şiiri yazdığımda Emre Cüce dünyada yoktu daha. Yani ondan büyüktür şiir. Demiştim ki vaktiyle, bir boşluğa düştüm ki sanki kehkeşandayım. Bir başıma gibiyim ummanın ortasında. Bir acayip zamanda, bir tuhaf mekandayım. Zemzemler sunuluyor bana şarap tasında. Bazen gece konduda, bazen gökdelendeyim, bazen alın teriyim bir duvar ustasında. Vatanımın içinde vatandan sürgündeyim, beni rozet yapmışlar çilenin yakasında. Bazen bir pehlivanın attığı bir kündeyim, bazen bir heyecanın güreş tefrikasında. Yah bir dergahta derviş, yah zina belediyim, yah azılı katilim, yah katliam yasında. Yah balık tezgahından balık çalan kediyim, yah balık oluyorum balıkçı ortasında. Yah bir bağda bir salkım razakı üzümüyüm, yah bir şişe şararım şarap fabrikasında. Yah izbe bir mekanda şakıyan sazendeyim, yah mevlit okuyorum bir meyyit arkasında. Bin parçaya bölmüşler tek parça vardığımı, aklım iki metrelik bir toprak parçasında. Allah'a bir aciz kul, peygambere bendeyim, şifam tımarhanenin bir kırık ranzasında. Ben cüceyim, ben cüceyim, devlerin tereddütlerindeyim, felahım herhalde bir müezzin selasında. Harika. Kıymetli dostlar, birkaç mesaj gelmiş, onları da okuyalım. Daha sonra yine şiirlerle devam diyeceğiz. Enes Ateş tekrar yazmış. Eyüp hocam, sizi ve Halil abimizi bir Kartepeli olarak sizleri Kartepe Haber ofisimizde konuk edip çayımızı içmenizi canı gönülden çok isteriz. Sizinle karşılıklı sohbet etmek bizi son derece onur edecektir. Sevgi ve saygılar. İnşallah. Yani ben bu tip tekliflere hiç kızmıyorum da ya nasip diyorum, ya nasip. Mustafa Bozo, Gölcük'ten iyi akşamlar. Halil Bey, yorumunuz ve şiirleriniz gerçekten mükemmel. Takipteyiz demiş. Takipte kalın efendim. Teşekkür. Selamlar diyelim biz de. Zeynep Berre Tunca ile devam edelim. Peki. Uçma. Uçtunuz, varamadık kanatlı ufuklarınıza. Taştan temeller oturtamadık sır yüreklerimize. Sizli bizli olabilmek için. Söylesenize,
hangi sokak işler patırtılı adımlarınızı? Yanık yankılı dipçi acıları, o kahkahalarınızla kahkaha atabilmek için. Ah bütün bu işleriniz, halbuki iki sözün tokuşmacası. Kalem uç, artık kömür karası bir çizgi sevinçleriniz. Maşallah. Söze bakar mısın? Kalem uç, bir sevinç karası sözleriniz. İyi de değil mi? Artık kömür karası, bir çizgi sevinçleriniz. Artık kömür karası, bir çizgi sevinçleriniz. Oldu mu böyle oluyor işte. Aynen öyle hocam. Evet, Halil Uzuntaş'tan ne geliyor bakalım. Çiftlik Caddesi. Yağmur toprağa düşünce toprağın büyüleyen kokusu çeker seni Çiftlik Caddesi'ne. Çatıların saçaklarından izlersin yağmuru. Ellerini uzatır, avuçlarını açarsın gökyüzüne. Bir ışık huzmesi süzülür işte o an gözlerine. Mısralarım avuçlarına dolsun istersin. Bir is bulutuyum sanırsın gökyüzünde. Rüzgarla havaya karışır, yağmurla dökülürüm ellerine. Mısralara benzetirsin beni, şiire, gazele. Bir şairin hüzünlenip de kağıda kaleme doyamadığı buğulu bir geceye belki de. Çiftlik Caddesi'ne çıkarsın yine gece çökünce şehre. Tüm şehri arşınları durursun hece hece. Hatta şehrin bütün ışıklarını yıldızlarla takas eder kalbin. Koşar adım yürürsün Çiftlik Caddesi'ne. Bizi Çiftlik Caddesi'ne bağlayan o ıssız sapanın bitişiğinde ağlarsın belki de. Şafak işte o an atar sende. Gözlerini ovuşturup baktığında hüzün kaplı manzara durur karşında. Zaman yetmiştir, bir yürek talan edilmiştir. Ey kendi çağına küsen sevgili, İsmin ekmeğim olsun. Gel hadi, bu amansız hıçkırık son bulsun. Çok teşekkürler. Bir iki mesaj daha var, onları da okuyalım. Aslı Han. İyi akşamlar. Kayseri'den selamlar, hayırlı yayınlar. Zeynep Hanım'ın ve Halil Bey'in yüreğine sağlık. Daha paylaşacak çok şey var demiş. Teşekkürler diyelim. Dostların da selamları var. Teşekkür ederiz. Gül Altay. Antalya Alanya'dan yazmış. Demiş ki geceye mısra düştü, gönüllere aşk. Şiirler bedene sarıldı adeta. Bir de dörtlük göndermiş sağ olsun. Dudakların arasında bir türkü olsan da söylesen her nefesinde. Sevmek yürek ister, ağırdır yükü. Aşkın hali gizli sır cümlesinde. Çok. Şairin hali başka. Sevgiler, saygılar gönderiyorum Alanya'dan değerli kalemdaşlarıma demiş. Dostlarım adına ben de selam, saygı, sevgi gönderiyorum. Bir şiir de ben okuyayım. Ben şiir okuma hakkımı kapatıyorum. Bundan sonra sizler okuyacaksınız. Zaten çok fazla vaktimiz de kalmadı. Neredesin demek istiyorum yine bir aşk şiiriyle. Kapatalım inşallah. Kartepe'de dinleyen arkadaşlarımız selam olsun size. Neden selam söylediğimi şiirde duyacaksınız. Takvimler birer birer ayrılıyor duvardan. Hasretin gözlerime mil oluyor. Neredesin? Ayrılık ayrılalı geçmedin bu civardan. Kartepe artık bana el oluyor. Neredesin? Haritada bulsaydım Mustafa'nın adresini giderdim. Hiç değilse duymak için sesini. Ölsen her gün okurdun Fatiha'yı, Yasin'i. Yokluğun yüreğime çöl oluyor. Neredesin? Yıllardır saklıyorum yarım kalmış kınanı. Odana sokmuyorum kardeşini, ananı. Ey yüreğimdeki yar, ey canımın cananı, umudum bir kurumuş göl oluyor, neredesin? Güvercin kanadında not olsa geliyorum,
bin fersahtan kokunu duyarım, biliyorum. Gel gözünü sevdiğim, gel artık, ölüyorum. Artık bana kabristan yol oluyor. Neredesin? Hiç mi hatırı yoktur yazdığım şiirlerin? Fizanda olsam sesler, kulağı vardır gerin. Artık bana hayrı yok gözlerindeki felin. Kocaeli yaşanmaz il oluyor. Neredesin? Yıllardır bir umudun ardından gidiyorum. Söyle hangi günaha kefaret ediyorum? Nasılsın diyenlere üzüm gözlü diyorum. Cüceye bir acayip hal oluyor. Neredesin? Neredesin? Hepimiz dostlar şiirlerle devam ediyoruz. İki mesaj gelmiş. Onları da okuyayım. Daha sonra dostlardan şiirle devam edeceğiz. Zemzem Seher Tazeoğlu. Yanlış okumadım. Hı hı. Evet. Antep'ten hocam. Antep'ten. Yani. Hayırlı akşamlar hocam. İyi yayınlar. Halil abimizden bir şiir de Antep'e bekleriz demiş. Şimdi Antep demiştik. Antep'e evet. Selam olsun. Gelecek. Bekleyin efendim. Yine Zeynep Zemzem Seher Tazeoğlu. Zeynep kardeşime de sevgiler demiş. Teşekkür ederim. Venhar Sam Kemaloğlu. İyi yayınlar diliyorum. Halil Bey'in şiirlerini severek okuyoruz. Yüreğinize sağlık hocam. Kayseri'den selamlar, saygılar. Bizden de Kayseri'ye selamlar. Selam olsun. Metin Tunca. Kaleminize sağlık, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkürler Metin. Teşekkürler. Funda Kökbudak. Kartepe'den de sizlere selam olsun. Şiir için teşekkür ederiz. Esra Kozan, Şuara Gülten Yalmaç ile takipteyiz demiş. Çok çok teşekkürler. Evet Zeynep Berre Tunca şiirini bekliyoruz. Ben çok sevdiğim bir şiir okuyayım şimdi. Tabii. Hüt hüt. Sanki düğün olmuştur. Sevmiş, sevilmiş, yenmiş, yenilmiş. Çekmiş, çektirmiş. Oyun hüzün olmuştur. Düştür, doğaldır, içerlenme. Bezginlik göllerinde bir gece, karanlıkta senin de yüzdüğün olmuştur. Ay peşinde, bitkin akşamlar nikotin, düşer bir gün giyotin, aksadeler giyindiğin olmuştur. Süleyman ve Sabah, Hüt Hüt ve Belkıs, söylerdi sorsaydık. Geç git bunlar, Necati Gidi yok şimdi, belki bir gün olmuştur. Olmuştur. Belki. Evet, Halil Uzuntaş devam edelim. Şiir, Bahar şiirin ismi hocam. Ay ışığı kokan denizlerde sana doğru uzanır hasretim. Kıyıya vuran dalgalar seni sayıklar sessizce. Ruhuna özlem batırılmış bir bankın üzerinde beklenen sensin, aranan sen. Gözlerinde uyanır baharın ilk tomurcuğu. Seni zikreder tüm çiçekler. Ve yine sana tutunur. Sinesine sevda çalınmış caddeler. O kadar kudretliydi ki seni seviyorum sözcüğü. Onu yüreğimden uyandırıp dilimin ucuna süremedim. Ve o kadar değerliydin ki sen, seni tarif edecek bir cümleye erişemedim. Mor menekşeleri susuz bırakma, onları her gün hasretinle sula, hasretimle büyüt. Yapraklarında gizlenen umudu unutma. Toprağa kök saldığı kadar özgür olduğumuzu da, ilk ve son diye ayrılmamalı bahar. Her bahar bir sonraki baharın dünüdür. Son baharda dökülen yapraklar ilk baharın ürünüdür. Ve dünyanın her köşesine parça parça sığdırdım ya bu aşkı. Dökülen yapraklar yalnız bize görünür. Ya sen bana dökülürsün ya da ben sana. Fark eder mi? Bu sevda bütün baharların son günüdür. Geleceğim can, geleceğim. Sana emanet ettiğim her şeyi alıp
paylaşmaya geleceğim. Haseti yüreğimin derinlerine saklayıp gökyüzüne bırakmaya geleceğim. Sensizim, bensizim, biz olmaya geleceğim. Biz olmaya geleceğim. Birer şiir daha okuma zamanımız var. Yeni mesaj geldi mi diye bakıyorum. Mesaj gelmemiş. Kıymetli dostlar, şu saat itibariyle mesaj göndermeyin. Programın sonlarına geliyoruz. Birer şiirle kapatacağız. Ola ki mesajını okumadığım dostum varsa hakkını helal etsin. Dikkatimizden kaçmıştır. Hepsini okumaya çalıştım. Ola ki kalmışsa hakkınızı helal edin. Zeynep Berre, buyurun. Sema-i Mevlana. Tennure giymiş ağaçlar, aşk niyaz eder Mevlana. İçimdeki nigar, başka bir nigardır. İçimdeki sema, nece yıldızlar akar. Ben dönerim, gökler döner, benzimde güller açar. Güneşli bahçelerde ağaçlar, halakas semavati vel ard. Yılanlar ney havalarını dinler, tennure giymiş ağaçlarda. Çemen çocukları mahmur. Can, seni çağırıyorlar. Yolunu kaybeden güneşlere bakıp gülümsem. Ben uçarım, gökler uçar. Harika. İşte bu şiir susturdu. Kimindi? Ne Asaf Alet Çelebi. Halikas semavati vel arz. Amenna. Şiirlerinde iktibas yapmayı seven bir şair. Çok güzel, çok güzel. Pek okumamıştım Asaf Alet Çelebi'yi. Bu şiirden sonra mutlaka okuyacağım. Aynı şey. Halim Uzuntaş, devam edelim. Olmaz mı dersin? Şeyin okuduğu şiiri tekrar okuyacağım. Arşivi tükettiğimiz için o gün. Olsun. Son bir isteğim var. Kalbimi kırmadan öldürün beni. Nefesimi kesmeden boğun. Ve kirletirken dünyayı, çocukları teğet geçin. Hatalı kullara can dayanmıyor. Çivi gibi çarpıyor surata zaman. Karıncalar derdime su taşımıyor. İnsanlığı söktüler kaldırımlardan. Oysa iki dirhem sevgi ekecektik. Gülüşün saçlarımı çekiştirirken yazgılar delik deşik. Şimdi gitmek sırası değil. Sussam da ben anlarım. Bu havada ölüm var. Sokaklarda zalimce kahkahalar koparken can çekişme sırası değil. Bazı gidişler kurtuluştur. Bir elveda değil. Her köşe başında insan lekeleri. Ölmüş uzak değil. Ömürler geçti bu kapıdan dostum. Sahibini kaybetmiş gölgeler değil. Bak, ölüyorlar. Dünyada insan, insanda kalp, kalpte vicdan, mezarlar sıkıştırış. Olmaz mı dersin, cenazemi kanatsız kuşlar kaldırsın. Kirli elleri yumuk yumuk, gülüşleri talan. Gel de bir şarkı söyleyip, yarıda kesme şimdi. Gel de bu Temmuz vakti, karlara gömülme şimdi. Çok seviyorum sizi kalbime düşürmeden. Umutla bakıyorum hayata, hiçbir şey beklemeden. Çok güzel. Şimdi kıymetli dostlar, son sözlerinizi de alalım. Yani ben şiir okumayacaktım ama Amerika'da bir dostum var, şimdi hatırıma geldi. Benden özellikle bugün bir şiir istemişti. Daha sonra ben onunla programı kapatırım. Zeynep kardeşim, son sözlerini alalım. Ben Halil abinin, tabii ki Halil abimizin şiire devam etmesini içtenlikten istiyorum. Çünkü Halil abi gerçekten iyi bir şair. Allah razı olsun. Diyeceğim bu kadar. Diğer arkadaşlarımızın diyeceği şeyleri de merak ediyorum ileriki zamanlarda Halil abimiz için. Ben de hem Halil Uzuntaş'a hem sana şiir yolunda başarılar diliyorum. Fakat sana ısrarla daha çok yaz diyorum. Peki. Şiirlerini merakla bekliyorum. Halil, senden de alalım. Hocam, ben de dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Vakit ayırdılar, zamanlarını bize harcadılar. Mesajlar attılar, selamlar gönderdiler. Hani adını unuttuğumuz kişiler varsa hepsine buradan toplu bir selam gönderelim.
Bu kadar. Eyüp Hocama çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şeye vesile oldu. Bu benim ilk canlı yayın programım. Onun da vesilesi Eyüp Hocam oldu. İnşallah devamı gelir. Duanızı eksik etmeyin inşallah. Allah'a emanet olun diyorum. Ben de her ikinize çok çok teşekkür ediyorum. İlk olması inşallah size hayırlar getirir. İnşallah. Bu deneyelim. Hayırlar Allah getirir. İnşallah. Ben Amerika'da İsmail Vardal kardeşime bir şiir armağan edeyim. Daha sonra kapanış konuşmamızı yaparız. Demiştim ki bir tarihlerde bir şiirde, işte senden bunlar kaldı demiştim. Sevgi sahnesinde bitti gösterin. Cebimde yırtılmış biletim kaldı. Söküldü afişin, indi posterin, elde tek artı kasetin kaldı. Gözlerinde ferdin, dilde nutkundum, sana öyle mahkum, öyle tutkundum. Sebepsiz gittim, durdum, yutkundum, zannetme içinde ülfetin kaldı. Hoş geldin diyemem, dönsem de geri, benim için oldun sıradan biri. Sende pes denmiş bir aşkın zaferi, bende bir cümlelik sohbetin kaldı. Dediler ki nikah töreni yakın, o gün en muzaffer tavrını takın. Cüceyi görünce şaşırma sakın, bir çeyrek altın kıymetin kaldı. Sayın değerli dostlar, bir geceye mısra düştü programının da sonuna geldik. Konuklarım Zeynep Berretunca ve Halil Uzuntaş kardeşime huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. İzleyen, mesaj atan, atamayan herkese teşekkür ediyorum. Ve her zamanki gibi kapatıyorum. Deryanız şiir, limanınız sevgi, menziliniz dostluk olsun. Allah'a emanet olun.